hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün küçük bir yılbaşı makyajı videosu çekmeye karar verdim. Gördüğünüz üzere biraz abartılı, değişik bir yılbaşı makyajı. Yeşiller kullanmaya karar verdim, altınlar. Makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız, ayrıca bu paleti merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Bugünkü makyajım için Natasha Denona'nın Gold paletini kullanacağım. Tabii ki her zamanki gibi bu paleti kullanmak zorunda değilsiniz. Yakın renklere sahip bir paletiniz varsa onu da kullanabilirsiniz bu makyaj için. Hemen başlıyorum. İlk olarak Python rengini kullanacağım. En koyu yeşil olan. Bu rengi ilk olarak oturtuyorum yüzüme. Bu şekilde yaptıktan sonra ardından Dijon rengini alıyorum. Şu hardal sarısını. Bu rengi de tabii ki bu mavi yeşil rengin üzerine karıştırıyorum. Makyajı yaparken biraz da zaten Natasha Denona'nın kendisinden ilham aldım. O da bu şekilde daha ters makyajlar yapmayı seviyor. Daha karışık makyajlar. Bu paleti kullanacaksanız ama birazcık daha dikkatli olmanızı öneririm. Renkler çok pigmentli olduğu için karıştırmak sıkıntı olabiliyor. Sparks rengini alıyorum. En açık simli ton. Bunu da kaşımın altına. Revolution markasının Cut Crease Canvas ürününü alıyorum. Bu aslında bir kapatıcı gibi ama tabii ki cut crease için özellikle yapılmış bir ürün. Nedenini de hemen göstereceğim. Daha önce aslında kanalımda zaten kullanmıştım. Direkt fırçasıyla geliyor şu şekilde. Değişik renkleri de var diye hatırlıyorum. Ben de iki rengi şimdi düz beyaz. Cut crease'ler için beyaz kullanmayı tercih ediyorum. Ama biraz görüntüsü tuhaf. Böyle yapışkan sürüntüsü. Biraz zaten normal kapatıcıdan daha sulu. Ama bu aslında bir avantaj çünkü cut crease çekmek daha kolay oluyor. Biliyorsunuz bu şekilde sürüyorum. Yukarıya doğru bakıyorum. Çizgi oluşuyor. Bu çizgiyi takip ediyorum. Eskittim geçen yılı, getireceğim yeni yılı. Noel baba. Evet, Noel baba. Aslında Noel babanın şeyi o değil de. Muhabbeti o değil aslında. Oy. Sen sor ben devam edeyim. Aurora rengini alıyorum. Aurora. Aurora. Bu da bu rengi arkadaşlar biraz kabaca sürüyorum. Bu tarafın yani iç bölümünde cut crease'in çok belirgin olmasına özen göstermeyeceğim. Ama cut crease'i neden buraya kadar çektim derseniz rengin daha belirgin olmasını istiyorum. Beyaz kum gibiymiş bu arada bu hissiyatı. Beyaz bir şeyin üzerine farı uygularsanız far haliyle daha da ön plana çıkmış oluyor. O yüzden buraya kadar uzattım. Her Noel'de beni keserler. Bıkma Murat hep aynı niyetlere. Hindi var. Aslında Hindi de yine Thanksgiving. Amerika'da kutlanan Thanksgiving'e ait bir şey. Ama her yılbaşında hani yılbaşı yemeği falan denemeyecek bir Hindi geliyor. Aklıma da kimsenin Hindi yaptığı yok bence. Mandalin yenir genellikle. O vazgeçilmez bir şey. Lime Chrome rengini alıyorum bu arada arkadaşlar. Bu duochrome bir renk. Yani şöyle çevirince pembe de oluyor. Gold da oluyor, altın da oluyor, yeşil de oluyor. Bunu da şu şekilde. Bunu da abartarak dışa kadar çekeceğim. O beyaz bölgenin olduğu yere kadar. Tabii ki yine karıştırıyorum. Ya aslında öyle yılbaşını çok heyecanla bekleyen biri değilim. Hediyeleşme oluyor aile arasında.
o aslında şey. Onun da Noel'le alakası bir şey, alakalı bir şey değil aslında. Hediyeleşmek sünnettir diye bir şey var. İlla Noel diye hediye almıyoruz yani. Ailecek yemeğe gitme şeyimiz vardır bizim hep bir ritüel olarak. Ama bu sene maalesef koronadan dolayı olmayacak. Muhtemelen evde yemek yiyeceğiz. Hep yaptığımız bir şey olduğu için o da vazgeçilmezim. Üçüncü bir şey... Yani tamam bizim çocukluğumuzdaki yılbaşına geri vereceğiz bu sene. Aynen. Eskiden de çünkü hep evde kutluyorduk. Sonra dışarıda yemek yeme ritüeli oluştu. Bu sene yine mecburen evde. Buna bakarsan aslında üçüncü şey de havai fişek olabilir. Ama sevdiğimden değil. Çünkü çocukluğumdan beri hep o aklıma kazındı. Hani yılbaşında havai fişek patlar. Ki çok korkuyordum çocukken. Asla dışarı çıkmazdım ki hala çok sevdiğim bir şey değil. Zaten dünyaya çok zararlı. Çok sevdiğim bir şey değil. Bazen babamın ablamın zoruyla yani yapıyorduk. Ama bu sene muhtemelen onu da yapmayız. Zaten korona yüzünden. Ayrıca doğaya iyi bir şey değil. Ama o hep aklıma kazındığı için... Onu derim bir de, havai fişek. Yılbaşı denince direkt o geliyor aklıma. Bir de tabii şey TRT'de programlar oluyor. Çok iyi. Lok rengiyle al. Rengiyle devam ediyorum. En koyu kahve olan. Çok küçük bir fırçayla alıyorum bunu da. Aslında yılbaşının bir de vazgeçilmezi kar. Ben kar yağdı, yağmadığı zaman yılbaşı hissiyatı alamıyorum ama maalesef birkaç senedir karsız yılbaşı geçiriyoruz. Umarım bu sene farklı olur. Ve aşırı bir soğuk. Şu an evet, -4 dereceyiz. Bugün... Evet, bayağı donmuştu herhalde. Sabah galiba -5'ti, evet. -5'ti hatta. Neyse, sandstone rengiyle devam ediyorum arkadaşlar. Yine hardalımsı kahve tonuyla. Az önceki daha koyu kahve rengini bu tonla karıştırıyorum. Bunu da yaptıktan sonra daha küçük bir fırçayla ve düz bir fırçayla hangi rengi alıyorum? Oro rengini alıyorum. En altın olan, adından da belli olduğu için. Bu arada bu paletteki bu simli renkler tam böyle mat değil arkadaşlar. Biraz kremimsi gibi. O yüzden de pigmentasyonu fırçayla uyguladığınızda diğer paletlerden daha yüksek. Bundan sonra da Keva rengini alıyorum. Şu en sondaki simli renk. Bunu da yaptıktan sonra Givenchy'nin Waterproof göz kalemini alıyorum, siyah olan. Zaten her videomda görüyorsunuz artık. Başka bir siyah kalem kullanmıyorum aslında şu anlık. Sadece bu var koleksiyonumda zaten. Diğerlerini eledim. Çok siyah kalem kullanan biri değilim. Kullansam da zaten sırf kirpiğimin alt bölgesine daha sık durması için kullanıyorum. Bu Givenchy'den de memnun kaldığım için başka bir siyah kalem denemedim, denemiyorum. Gözümün alt bölgesine de, alt kirpik etrafıma da NYX'in Glitzy Gold göz kalemini kullanıyorum. NYX'te, Watson's'ta satılıyor bildiğim üzere. Givenchy gibi aynı şekilde tek altın rengi göz kalemim bu var. Bir de bunun gümüş olanı var bende. En beğendiğim şimdiye kadar göz kalemleri bunlar oldu, simli olanlarda. NYX gerçekten başarılı bu konuda. Çünkü benim göz kalemlerim hep akıyor. Asla gözümde durmuyor. Yani en fazla bir saat sonra hiçbir şey belli olmuyor. Bunlarda da yine öyle bir sorun yaşıyorum ama en azından beni daha fazla idare ediyor. Yani bir saatten fazla idare ediyor. Roller Lash eyeliner'ımı alıyorum. Çok hafif küçük bir eyeliner çekeceğim. The next day. Bu arada küçük bir ürün önerim de olsun arkadaşlar. Bu Roller Lash Eyeliner gerçekten çok güzel bir eyeliner. Fiyatı maalesef çok yüksek ama
almak istiyorsanız ve emin değilsiniz, kesinlikle benden size bir öneri olsun. Umarım, bu şimdi küçük boyu tabii ki haliyle, umarım çabuk bitmez. Ama bittiğinde muhtemelen alacağım bir eyeliner. Ve hafifçe kirpiklerime uyguluyorum. Kirpik yapıştıracağım. Kirpik olarak o kadar abartılı kirpik seçmek istemedim. Bu tarafta gördüğünüz üzere. Makyajım da bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Biraz değişik bir makyaj oldu. Herkesin tarzı değil, bunu biliyorum. Ama biraz da değişik tarzlar, daha doğrusu kendi tarzımı yansıtmak istedim bu sefer makyajımla. Hep doğal makyajlar yapıyorum son zamanlarda. Ona farkına vardım. O yüzden biraz daha kendi tarzımı yansıtmak istedim. Bir yılbaşı makyajı daha planlıyorum arkadaşlar. Umarım yetiştirebilirim. O makyaj da daha çok kişiye hitap eden bir makyaj olacak. O yüzden bunu beğenmediyseniz onu takip edebilirsiniz. Ama bana destek çıkmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olurum. Çok mutlu olurum. Bu videoya da bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Mavi Highlighter Mel. Kendinize iyi bakın. Yorumlara da video fikirleri yazabilirsiniz. Her zaman açığız. Sizleri öpüyorum. Güle güle.